Uğur Babayiğit'i şu an yayına davet etmek istiyorum. Hadi bakalım. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Uğur'cum. Nasılsın? İyi akşamlar kardeşim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Vallahi biz de iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Senin sesini duydum. Gerçekten bayağı bir güzel olduk diyebiliriz yani işin aslı. Sağ olasın. Teşekkür ederim. O güzel sesinle, o güzel sesinle. Şimdi sana yani sorularımıza geçmeden önce ben seni bizzat kendim tanıdığım için belki radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz, seni yeni keşfeden dinleyicilerimiz kesinlikle vardır. Şöyle o zaman başlamak istiyorum ben. Öncelikle seni kısaca bir tanıyalım. Tabii ki de merhabalar. Ben Uğur Babayiğit, 1985 Ankara Şerefli Koçhisar doğumluyum. Hı hı. Yani doğma büyüme Ankaralıyım. Ankara. Doğma büyüme Ankaralıyım, evet. Çok güzel, çok güzel. Yani 18 yaşında gurbet ile tanıştım. Hı hı. Yaklaşık bir 17, yani 16-17 senedir de yurt dışında yaşıyorum, Avusturya'da yaşıyorum. Hı hı hı. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Çok güzel, çok güzel. Yani müzikle uğraşıyorum. Sözler, besteler yapıyorum. Zaten son iki parçam bizzat kendime ait. Evet, parçalarına geleceğim. Klip, evet. Kliplerle ilgili konuşacağız zaten seninle. Gerçekten yani şunun altını çizebilirim. Mükemmel klip olmuş. Gerçekten ben buradan arkadaşlara da gösterdim zaten. Bakın dedim, Uğur'u kardeşimizi alacağız yayına dedim. Bizden biri dedim. Gerçekten güzel klip çekimi olmuş. Klip çekiminle ilgili birazdan konuşacağız seninle zaten ama şunu sormak istiyorum sana. Müzikle ne zaman tanıştın Uğur? Yani müzik senin için yani ne anlama geliyor? Anlatabiliyor muyum? Yani müzik dediğimiz zaman bana yani bize neler söylemek istiyorsun? Şimdi öncelikle müzikle nasıl tanıştığımı anlatayım. Hı hı. Yani ben 7-8 yaşlarında bir hastalığa yakalanmıştım. Hı, geçmiş olsun. geçti, sağ olasın. yani yakalanmıştım ve düzenli olarak böyle bir iğne vurulmam gerekiyordu. Tamam. Ve sürekli böyle bir doktora gidiyordum. Yani 7 gün 10 gün içerisinde doktora böyle annemle iğne vurulmaya gidiyordum. Hı-hı. Ve o doktorun olduğu yerde de bir yanında bir oyuncakçı dükkanı vardı. Tamam. Orada bir tane oyuncak, bir tane saz böyle. Kırmızı renkli, hiç unutmuyorum. Kırmızı renkli. Evet, kırmızı plastikten böyle oyuncak bir saz yani. Çok güzel, evet. Anneme dedim, anne dedim, bana dedim bu sazı alır mısın? Hı-hı. Yani aslında ben şımarık bir çocuk değildim. Yani öyle bir yetişmedim yani. Ama orada biraz öyle şımardım diyebilirim. Yani anneme biraz zorladım. Anne dedim, bana dedim bu sazı almazsan dedim, ben dedim iğnemi vurulmam. Annem tamam. Dedi tamam oğlum dedi, sen dedi iğnemi vuru, ben sana söz alacağım dedi. Hı hı. Yani sağ olsun sazı aldı orada. Yani kendisinin de ellerinden öpüyorum benim. Yani annemin babamın beni bu zamana kadar yetiştirdiler. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Çok güzel, çok güzel. Orada, Uğur'cum lafını balla kesiyorum. Evet. Ailen seni şu an dinliyor mu? Dinliyorlar. O zaman evet. buradan Viyana FM ve Radyo Maksimum ekibi olarak tüm ailene de selamlarımızı gönderelim. Dediğim gibi müziği sazı aldım, o oyuncak sazı. Hı hı. Ve oyuncak sazla sanki böyle gerçekten saz çalıyormuşum gibi. Yani telleri ben boş boş vuruyorum, plastik tel, yani normal saz gibi ses çıkmıyor. Hı hı. Ama çevremdeki insanlara sanki onu gerçekten çalıyormuşum, söylüyormuşum gibi yansıtmışım. Hı hı. Ve çevremdeki insanlara ya bu çocuk işte saza çok hevesli falan, bir saz alın buna falan diye aileme söylediler. Sonra ailem de yani sazı aldı. Bir sazla bir 15 yaşında buluştum yani gerçek bir sazla. Sonra kendi çapımda öyle çalarken yani biraz çaldım. Sonra evlendim. Eşimin
isteğiyle şimdi kendisi biraz müzisyen aileden geldiği için. Çok güzel, çok onun, güzel. Onun da desteğini aldım. Yani böyle biraz daha müziğe daha yoğunlaştım. Hı hı. Biraz daha yoğunlaştım. Yani müzik hayatım benim bu şekilde başladı. Son yani bir buçuk senedir de profesyonel çalışmalar eşliğinde yani insanlara güzel bir şeyler sunmaya çalışıyorum kendi bestelerimle. Çok güzel. O konuya o konuya geleceğim. Son cümleni şöyle göze alırsak hani profesyonel kayıt yapıyorum dedin. Bir ekiple çalışıyorsun sanki. Yani onu soracağım sana. Bu parçaların sözü müziği sanırım sana ait diye düşünüyorum. Bana ait, evet. Parçalarının, bu arada parçalarının altyapılarını yapan aranjörler kimler? Yani daha doğrusu bir aranjör kullanıyor musun? Söz, beste, müziklerin hepsi sana mı ait? Tabii ki de. Şimdi ilk parçam Derdini Söyle Bileyim parçasını. Yani Münih civarında değerli, çok sevdiğim değerli bir abimiz var. Ali Naki Dumanlı. Emrah Doğan ve Nesimi Demirel abimiz tarafından altyapılar yapıldı. Aranjörlerini yani onlar yaptı. Tabii bayağı da emek verdiler. Çok şey yaptılar. Çok emek verdiler o ilk parçaya. Buradan dinliyorlarsa yani o kendilerine de çok teşekkür ediyorum tekrardan. Buradan sevgilerimizi de gönderelim. Diğer en son çıkan parçam Hak Yazmış parçasını Ankara'da yaptırdım. Ankara Kırıkkale'de kendisi, o da yani çok değerli bir insan, çok birçok ünlü sanatçıya albüm yapan ve birçok güzel projelere imza atan Ozi Prodüksiyon'a yaptırdım, Ozanka'ya. Gerçekten güzel yani. Kliplerini izlediğim zaman gerçekten profesyonel, kaliteli bir klip olmuş. Onu da buradan söyleyelim. Belki izlemeyen dinleyicilerimiz varsa hemen YouTube'dan Uğur Baba Yiğit yazarak Uğur Baba Yiğit'in kliplerini izleyebilirsiniz YouTube üzerinden. Evet Uğurcuğum. Peki şunu sormak istiyorum ben sana. Bu önemli aranjörlerle çalıştığın için gerçekten mutlu musun? Tabii ki de mutluyum. Yani sonuçta güzel bir iş yapıyorsun. Ve her geçen gün üstüne bir şeyler koyabiliyorsun. Farklı insanları tanıyorsun. Hani güzel projelerde yer almış insanlarla çalışıyorsun. Bunlar yani sıradan insanlar da değiller. Ya bu beni tabii ki de mutlu ediyor. Ben bunu söyleyebilirim. Evet, çok güzel. Yani tabii insanın aranjörü olması her zaman iyidir. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten de hele son iki klibini baktığım zaman gerçekten çok profesyonel bir çalışma olmuş. Onu ben söyleyebilirim. Şimdi kliple ilgili biraz konuşacağız birazdan ama şunu da merak ediyorum aslında. Bu parçanın, bu son iki parçandan örnek alırsak bestelerini nasıl yapıyorsun? Yani ilham kaynağın nedir? Hani evde oturup kendin mi yazıyorsun veyahut da ne bileyim gidiyorsun dışarı çıkıp şöyle bir gezmeye gidiyorsun, oralarda mı düşünüyorsun? Yani bu söz olayı nasıl, yani nasıldır? Şimdi şöyle anlatabilirim. Yani bunlar genelde benim parçalarımı aslında iş ortamında yapıyorum. Yani çoğu insan böyle evde müziğin başında, elinde bir enstrümanın başında yapar. Fakat ben yani farklı olarak iş ortamında yapıyorum. Çünkü orada daha kendimi yalnız hissediyorum. Çalışırken yani beyinsel olarak düşünüyorum. Duygularımı düşünüyorum. Çok güzel. Yaşantılarım var. Yani bu çoğu parça aslında hani doğaçlamalar da oluyor. Bazen yani duygularımı katıyorum. Mesela ilk parçam Derdini Söyle Bileyim. Aslında ben o parçayı eşime yazdım. Çok güzel. Yani tamamıyla böyle duygularımdan gelen bir şeydi. Yani duygularımdan gelen bir parçaydı. Onu o şekilde yazdım. Ve diğer parçalarda
biraz böyle doğaçlama oluyor. Bazen düşünüyorum, uzaklara dalıyorum. Yani... Uğur'cum sana bir soru var. Onu ben okumak istiyorum. Sana bir soru var. Şarkılarınla ilgili. Ahmet Can bizlere ulaşmış. Düet yapmayı ister mi acaba ünlü birisiyle demiş Ahmet Can. Tabii ki de neden olmasın. Yani düet yapabilirim. Yani o kişiyle tabii kabul ederse neden olmasın yani. Peki aklında kim var? Peki Uğur'cum aklında kim var? Yani kimle bir düet yapmak isterdin? Valla şu anda yani aklımda öyle bir birisi yok ya ama... Da şöyle soralım sana. Ya da şöyle bir soralım. Sevdiğin bir sanatçı var mı? Ya da takip ettiğin bir sanatçı var mı? Şimdi takip ettiğim tabii ki sanatçılar var. Yani bu genelde... Tufan hı-hı. Altaş. Aylan Öner. Aklıma gelen aslında birçok sanatçı kişiler var aslında yani ve şu anda tabii Neşet Ertaş'ı çok dinlerdim rahmetli. Çok güzel Neşet Baba. Onun parçalarını çok dinlerim, severim. Yani bir ünlü birisinden sana teklif gelse kesinlikle geri çevirmezsin, doğru mudur? Ya tabii ki de yani şeref duyarım yani ünlü birisiyle düet yapmaktan, kendisi de beni düetine yani kabul ederse neden olmasın. Zaten şimdi şöyle bir şey var, Ankara'dan öyle bir teklif de aldım. Çok güzel. Öyle bir teklif aldım fakat burada olduğum için, şu anda gidemediğim için onu da yapamıyorum. Beraber de yani düet yapalım, şey yapalım. Ama maalesef ki... Ulaşımlar kısıtlı. Aynen. Bu korona pandemi yüzünden gerçekten çoğu şeyler... Yani o da inşallah olabilir yani. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada Ahmet Can, senin de sorunu Uğur kardeşimiz cevaplamış oldu. Uğur'cum istersen kısa bir reklam arası yapalım. Kısa bir müzik arası yapalım daha doğrusu. Derdini Söyle Bana adlı parçasıyla Uğur Babayiğit şimdi radyolarınızda. Bizden ayrılmıyorsunuz efendim. Radyo Maksimum Avusturya. Viyana FM. Evet değerli dostlar, değerli Radyo Maksimum dinleyenleri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi WhatsApp hattına bir mesajımız gelmiş, onu hemen okumak istiyorum. Merhaba, Bischofhofen'denim. Uğur Babayiğit'in parçasını paylaşır mısınız? Sıkı takipçinizim demiş. Rana Karakuş yazmış bizlere. Uğur'cum sana güzel bir mesaj gelmiş. Evet, kendisine çok teşekkür ediyorum. Benim baldız olur kendisi. Çok güzel, çok güzel. Mesajından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi şunu sormak istiyorum ben sana. Hani klip çekimlerini şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Klip çekimlerini nerede yaptın? İlk başta onu soralım sana. Şurada hemen tekrardan bakıyorum ben. YouTube'a açtığım zaman mesela Derdini Söyle Bileyim aldı parçası. Böyle çok güzel, çok güzel bir manzarada çekilmiş gerçekten. Hak yazmış adlı parçanda da bir kış günü çekilmiş. Evet. Bunlar aynı yerde mi çekildi? Çok farklı bir yerlerde mi çekildi? Çok farklı yerde çekildi. Şimdi Derdini Söyle Bileyim parçası Salzburg'un Hallein şehrinde çekildi. Diğer en son Hak Yazmış isimli eserinin klibi Hallstatt'ta çekildi. Bulunduğumuz konuma bir 300 kilometre uzaklıkta. Okey. Çok güzel. Gerçekten hani doğası falan bir harika bir yer. Orada çekildi. Yani yaklaşık... Peki ne kadar sürdü? Atıyorum Derdini Söyle Bileyim parçası kaç günde çekildi? Kaç saatte çekildi? Aynı zamanda yeni parçan Hak Yazmış adlı parçan kaç günde çekildi? Kaç saatte çekildi? Veyahut da şöyle sormak istiyorum sana.
Bunun yanı sıra klip çekimlerinde bir hata oldu mu veya da bir aksilik oldu mu, onları merak ediyorum açıkçası. Tabii şimdi şöyle söyleyeyim, bu ilk parçam Derdin Söyle Bileyim klibi yaklaşık bir 11 saat kadar sürdü çekimleri. 15 saat kadar, okey. 11 saat kadar, yani 11 saat kadar sürdü çekimleri. O zaman çok aşırı bir sıcaktı, yani yazın tam böyle sıcağın ortasında, yani sıcakta çektik. Orada sıcağın vermiş olduğu o yani 11 saat boyunca güneşin altındasın, onun zorluğunu yaşadım. Diğer bu Hak Yazmış isimli çalışmamda orası yani göründüğü gibi kıştı ve aşırı -9 dereceli soğuktu. Yani orada o zorluğu yaşadım. Malum yani pandemiden dolayı aslında ben bu en son klibim, ilk klibimden hemen bir ay iki ay sonrasında fazla arayı açmadan parçayı yapacaktım. Fakat bu koronadan, pandemiden dolayı pandemi yani, mahvetti. Evet, pandemiden dolayı çekemedim. Çekimler biraz böyle aksadı. Yasaklar geldi. O yasaklardan dolayı yani fazla bir şeyler yapamadım. Aslında çekimlerimiz kısıtlıydı. Yani bu pandemi olmamış olsaydı oralardan daha güzel görüntüler alınacaktı. Daha yani klip daha eğlenceli, daha farklı bir şey olacaktı. Evet, kesinlikle, kesinlikle. O yüzden yani çoğu yer mesela barlar, diskolar, kafeler her taraf kapalı. İmkan yok. Ve görsel alanlar, bu tepeler falan var, seyir noktaları. Oralara çıkan asansörler var, hepsi durmuş, hepsi kapalı. Yani kısıtlısın ve tamamıyla biz de kısıtlı olduğumuz için doğadan görüntüler biraz daha böyle imkanımızın verdiği ölçüde, yani elimizden geldiği şekilde güzel bir şeyler yapmaya çalıştık. Çok da yani güzel olmuş. Çok da güzel yani. Olmuş yani. Bu arada Uğur'cum, klip çekerken klip ekibini merak ediyorum açıkçası. Kaç kişi çalıştı seninle birlikte klip çekerken? Aslına bakarsan klip çekimini bir tane bir arkadaş yaptı. Yabancı kendisi. Milan Gamber. Kendisi sadece klip çekimlerini yapıyor. Yani ekip olarak bizzat eşim vardı. Çok klip çekimlerinde yanımda, yani bana destek olan, bana yardımcı olan, duruşuma, yürüyüşüme, kılıma, kıyafetime, yani her türlü ince detaylar ben eşimin sayesinde, eşimin yardımıyla gördüm. Yani orada Çok güzel. Onun düşünceleri, benim düşüncelerim veya klipçi o Milan kardeşimizin düşünceleriyle ve yanımızda tabii baldızımız da vardır, Ana Karakuş. Onun da fikirlerini alaraktan, yani birlik beraberlik içerisinde bu klip oldu. Yani tabii diğer yanımda bir de kayınçom vardı, onun da çok büyük desteği oldu bu klip çekimlerinde. Üsame Karakuş. Buradan kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bir ekip çalışması oldu diyebilirim yani. Aynen. Yani şöyle diyebilir miyiz? Aile çalışması diyebilir miyiz buna? Evet. Aynen. Aile çalışması. Burada da şunu da söylemek istiyorum aslında. Yani her başarılı bir erkeğin arkasında başarılı bir kadın vardır. Kadın vardır, evet, diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani ben de kesinlikle lafınıza katılıyorum. Gerçekten eşinin desteğini her zaman aldım. Yani bu benim yapmış olduğum bu parçalarda olsun, ne bileyim bestelerde veya kliplerimde olsun, her türlü beni iyi de eleştirdiği olmuştur, kötü de eleştirdiği olmuştur. Yani bu onun söylemleriyle biraz daha böyle ben hep üstüne bir artı koymaya çalışıyorum. Yani sürekli bir şey olduğu zaman, bir parça yaptığım zaman ilk ona dinletirim. Ya burada neresi ne olmamış, hemen kendisi müdahale eder. Bak burası böyle, şurası bu şekilde.
Ona göre düzeltmeye çalışırım. Çok güzel, çok güzel. Yani gerçekten de süper bir iş yapıyorsun. Altını çizerekten tekrar söylemek istiyorum. Bu arada yeni parçanı bir dinleyelim mi? Yeni parçanı hep birlikte bir dinleyelim. Hak Yazmış adlı parçanı bir dinleyelim hep birlikte. Evet değerli dostlar, değerli Radyo Maksimum ve Viyana FM dinleyenleri, kısa bir müzik arası diyoruz. Bizden ayrılmıyorsunuz. Hadi bakalım. Uğraştırabilirsiniz. Bu arada sosyal dedim, sosyal mesafeye kayacaktı ağzım. Artık sosyal mesafe o kadar hayatımıza işlemiş ki, maske, sosyal mesafe, korona. Evet Uğur'cum, sen ne diyorsun bu konuyla ilgili? Evet maalesef biraz var mı? Yani ağzımızdan sürekli düşmüyor değil mi? Yani günümüz aslında o kadar şey olmuş ki, yani bu hastalığa artık geçmişimizi unuttuk, geleceğimizi de unuttuk yani bu koronanın hastalığın vermiş olduğu şeyden dolayı. İnşallah bir an önce biter yani. İnşallah bir an önce bitsin. Bir an önce bitsin. Gerçekten sıkıldık, patladık evde. Aynen. Evet, devam edelim Uğur'cum, Uğur kardeşim. Peki, birkaç mesajlarım var. Onları ben okumak istiyorum. Sevgili Viyana FM takipçilerinden gelen mesajlar var. Onları ben okumak istiyorum. Viyana'dan Hasan bizlere ulaşmış. Bir yerde sahne alıyor mu demiş. Başarılar dilerim hemşerime demiş. Viyana'dan Hasan. Evet, öyle bir yerde henüz sahne almıyorum. Henüz öyle bir çalışmamız yok, öyle bir teklif de yok daha doğrusu. Şimdi sahne almıyorum ama sahne almışlığım oldu. Yani bazen düğünlerde falan çıkmışlığım oldu ama bir herhangi bir grubun içerisinde veya şeyde değil, yani kendine ait bir grupta değil. Zaman zaman çıkmışlığım oldu ama sahne almıyorum. Sahne almıyorsun. Peki, sahne peki. Almıyorum. O zaman Viyana'dan Burcu bizlere ulaşmış. Başarılar dilerim, yolun açık, açık yazmış. Açık yazacağını açık yazmış. Yolun açık olsun demiş, başarılar dilemiş Burcu. Viyana'dan. Hemen devam edelim. Ebru bizlere ulaşmış. Ankara parçaları söylüyor musunuz demiş. Tabii ki de söylemiş olduğum, zaten yapmış olduğum parçaların %80'i yani Ankara parçası. Zaten bu çıkarttığım parça Ankara parçası. Ama onun haricinde bilindik yani bildiğim Ankara parçaları kastediyorsun tabii ki de, yani onları da söylüyorum zaten Radyo Maksimum Avusturya. Müziğe bakış açısı zaten hani Ankara'ya yönelik yani söylüyorum. Şunu sormak istiyorum ben sana. Albüm yapmayı düşünüyor musun? Belki sana erken sormuş olabiliriz bu soruyu. Çünkü malum iki parçan var ama albüm yapmayı düşünüyor musun? Şimdi aslında şunu söyleyebilirim. Yani albüm yapacak kapasitede şarkılarım var, bestelerim var. Hani hazırda yani böyle şeyim henüz aranjesi yapılmamış parçalarım var kendimde. Albüm yapmaya kalkmış olsam yapabilirim. Fakat şimdilik albüm yapmayı düşünmüyorum. Çünkü malum internet çağında yaşıyoruz. Şimdi isteyen herkes aslında istediği müziğe kolayca ulaşabiliyor. Bu yüzden biraz teknik çalışmalar eşliğinde yani ilerlemeyi düşünüyorum. Ama ilerleyen zamanlarda durumlar, fikirler neyi gösterir, ne değişir, yani bilemiyorum. Ama şimdilik düşünce olaraktan albüm yapmayı düşünmüyorum yani. Anladım kardeşim. Çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah yakın bir zamanda albüm çıkarırsın. İlk olarak da ben alacağım. Bunun sözünü istiyorum senden.
Neden olmasın yani. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir mesajım daha var. İyi akşamlar demiş. Ben Özcan Baba Yiğit. Uğur'a selamlarımı sunuyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Ailecek dinliyoruz demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Aileden biri olabilir mi? Amcam. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Viyana FM'e ulaşmış kendisi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Buradan Özcan Baba Yiğit'e de selamlarımızı gönderelim. Maksimum farkıyla. Evet Uğur'cum, son kez artık buradan dinleyenlerimize neler söylemek istiyorsun? Yani istediğin bir şeyler var mı? Buradan tüm dinleyicimize, tüm destekçimize, öyle diyelim destekçilerimize daha doğrusu. Bizleri dinleyen şu an Viyana FM ve Maksimum Radyo Maksimum'da dinleyen bütün dinleyicilerimize neler söylemek istiyorsun? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Öncelikle bana burada bu imkanı sağladığınız için gerçekten siz Radyo Maksimum'a ve Viyana FM'e çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı sağladığınız için. Ve dinleyenlerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Buraya vakit ayırıp da bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Şunu söylemek istiyorum. Bugün dinlemiş olduğumuz 3 dakikalık, 5 dakikalık parçalar kolay kolay beğenmediğiniz en kötü parçalarda bile çok büyük emekler veriliyor. Yani bu bir planda kalan, yani bu altyapılar falan çok büyük emekler veriliyor, emekler sarf ediliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani yapılan emekler, eğer yapılan bir emekler varsa yani saygının muhakkak olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir parça, yani en kötü bir parça günler, haftalar, hatta aylar da alabiliyor. Bunu söylemek istiyorum. Yani emek varsa saygının muhakkak olması gerektiğini düşünüyorum. Bizler bu işin biraz ön planındayız. Ama bunun geri planda kalan, yani altyapısını yapan aranjörler, mastering, mixing yapan insanlar biraz geri planda kalıyor. Yani onlara da buradan gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Çok büyük biz teşekkür ediyoruz kardeşim. Yani o yüzden emek varsa saygı muhakkak olması gerektiğini düşünüyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hayırlı akşamlar. Çok çok teşekkürler Uğur'cum sana. Yalnız seni göndermeden önce bir mesajım var seninle ilgili. Hemen onu da okuyalım. Seni uğurlayalım kardeşim. Hemen okumak istiyorum. Uğur Baba Yiğit'e başarılar dilerim. Almanya'dan ablası Gülsüm Baba Yiğit, eniştesi Levent Baba Yiğit'ten selamlar, sevgiler demiş. Selam ediyorum. Çok çok teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah razı olsun. Tüm herkesten, tüm yorum yazanlardan, dinleyenlerden vaktine, yani yorum yazan, yazmayan, yazamayan tüm insanlara, tüm dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Vakit ayırdılar, bizleri dinlediler. Çok çok umarım, teşekkür ediyorum kardeşim, sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendine iyi bakıyorsun. İnşallah en kısa zamanda tekrardan görüşürüz. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere kardeşim. Ben de Allah'a emanet olun.